Herkese esenlikler, değerli insanlar. Bir videoda daha birlikteyiz. Bu videomuzda Kur'an en küçük surelerinden birini göreceğiz. Nereden aklıma geldi derseniz, yıllar önce köyde cuma namazına gitmiştik. İmam da bizim mahallede oturuyor orada. Cumadan sonra beraber gidiyoruz böyle yan yana. Namazda da bu Kevser suresini okudu. Zamm-ı sure olarak okudu. Dedim ki çıkınca giderken hocam dedim bu Kevser suresinin dedim manasını dedim biliyor musun nedir bana söyler misin? Niye okudun bunu namazda? Döndü bana dedi ki sen dedi Kevser'in ne olduğunu biliyor musun? Dedim ben bilmiyorum. Onun için soruyorum. Dedi ki Kevser dedi denizler mürekkep olsa, bütün ormanlar da kalem olsa, yazsalar dedi, bu Kevser'in anlamını bitiremezler. Böyle söyledi. Şimdi ben de biliyorsun ikinci kitap çalışmam var. Onun içerisine aldım bunu. Niye aldım? Biz herkesle tartışıyoruz, konuşuyoruz, yan yana geliyoruz. Yani sadece Kur'an diyen insanlarla tartışıyoruz. Hem Kur'an hem hadis diyen insanlarla tartışıyoruz. İşte iki arada bir derede olan insanlarla tartışıyoruz. Masum bir şekilde, masumane inanan insanlarla da tartışıyoruz. Cemaatçiler ve tarikatçılarla da tartışıyoruz. Amacımız nedir? Amacımız dinin anlaşılması. Yani bu dinin, İbrahimi dinlerinin bilhassa da İslam dininin anlaşılması. Çünkü onlar diğerleri gerek İsevilik olsun, gerekse Musevilik olsun kendi aydınları tarafından 300 yıl önce eleştirilmiş, masaya yatırılmış ve kiliselere hapsedilmiş. Orada duruyor o dinler. Aktif olan din şu anda İslam dini. Çünkü insanın yaşamına müdahale ediyor. Nasıl yaşayacağına, ne yiyeceğine, ne içeceğine müdahale ediyor. Her an her saat. Doğumundan mezara kadar müdahale ediyor. Dolayısıyla da insanlarımızın bunu aşmasını istiyoruz. Yani din verilerine göre yetişmemesini istiyoruz. Akla ve bilime dayanarak bir eğitimin verilmesini istiyoruz. Onun için tartışıyoruz. Yoksa bir İslam düşmanlığımız veya din düşmanlığımızdan falan değil. Bu biline. Ha bu din daha yaşar mı? Bana göre ben bakın şey yapıyorum arkadaşlar. Süre koyuyorum. Bu din 15 yıldan fazla yaşamaz. Neden 15 yıldan fazla yaşamaz? İnternet ortamı var. İnsanlar soruşturmaya başladılar. Bu bir. İkincisi İslam coğrafyasındaki petrol ve doğal gaz yataklarının ömrü 10-15 sene. Bu 10-15 sene sonra bu petrol ve doğal gaz tükeniyor, bitiyor yani yok oluyor. Yok olduktan sonra bu emperyalist ülkelerin oraya bir ihtiyacı da olmayacak. Olmadığı zaman da o din kendiliğinden orada çökecek. Çünkü bu dini yaşatan batı kapitalizmidir. Oranın sömürülmesi için oranın halkının İslam verilerine göre yetişmesi gerekir. Bir lider tarafından yönetilmesi gerekir. Çünkü o lider elde ettiği zaman insanlar hiç umurunda değil. Batı kapitalizmi istediği gibi sömürüyor. Dolayısıyla ancak 15 yıl daha yaşar. 15 yıl sonra o din orada yok. İnsanlar bunu aşacak. Bu kesin. Biz tartışırken önümüze çıkan insanlar bize şunu söylüyorlar. Sen Arapça biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman anlayamazsın, eleştiremezsin. Kur'an'ı anlayamazsın. Meallerinden Kur'an'ı anlayamazsın. Meal edenler Arapça bilmiyor mu? Kocaman bir soru işareti. Meal edenler Arapça bilmiyor mu? Biliyor. Ve güzel de meal etmişler. Hatta korumuşlar Kur'an'ı. Yani günümüze uymayan, günümüzün insanına uymayan yerleri uydurur hale getirmişler. Zaten bir dili bilmediğiniz zaman bir metni bir başka dile çeviremezsiniz. Mümkün değil.
Ha, bunu da söyledikten sonra yok fıkıh bilmem lazım. Yok o zamanın dilini bilmen gerekir. O zamanın insanların anlayışını bilmen gerekir falan gibi. Çok saçma sapan argümanlar ortaya koyuyorlar. Ya arkadaş, eğer bu din anlaşılmıyorsa bu dilde niye bu dilde geldi? Yani bu dil başka dillere çevrilemiyor ise ve Tanrı kelamı ise, bu Tanrı sözü ise niye bu dilde geldi? Ha, diyeceksiniz ki dil sürekli değişiyor. Dolayısıyla Arapça da değişmiştir ve günümüzün Arapça bilenler de onu bilmiyor. O zaman bir kitap daha göndersin. Bir mesaj daha göndersin. Şimdi ufak ufak gruplara kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor sürekli. Hatta bir iki tane birden gönderiyor da milyarlarca insana göndermeye mi şey yapıyor? O bir tane daha göndersin, anlaşılır bir dilde. İngilizce göndersin. Bakın, bütün eserler İngilizce çevriliyor ya da İngilizce yazılan eserler diğer dillere çevriliyor ve olduğu gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla bu argüman da argüman değil. Başka ne diyorlar? Felsefe de okuman gerekir diyorlar. Ya felsefe başka bir alan, din başka bir alan kardeş. Yapmayın, etmeyin, tutmayın. Bu dini savunmak için bu kadar alçalmayın. Ben öyle derim ya. Bakın, şimdi size örnek göstereceğim arkadaş. Küçücek bir sure, 3 ayetlik bir sure. Gidiyoruz tefsirlere, Kur'an yorumcularına. Anlamışlar mı acaba? Onlar anlamışlar mı bu küçücük sureyi? Hatta bir tek kelimeyi, Kevser'i anlamışlar mı, onu göreceğiz arkadaşlar. Kitapta bunu yazdım. Sizlerle şu anda paylaşıyorum. Bakın şimdi Kevser ne demekmiş? Kur'an yorumcuları, o koca koca müfessirler ne anlam vermişler Kevser'e? Bir araya gelebiliyorlar mı? Bir tek kelime konusunda gelemiyorlar mı? Onu göreceğiz. Evet. Şimdi 3 ayetlik bir sure. Bakın, bu Mekke'de indiği söylenir bu surenin, ama bir kısmı da şurada yazıyor. Ayet Mekke'de inmiştir diyorlar. Ama bir kısım müfessir de ayetin Medine'de indiğini, bakın burada Medine'de indiğini söylüyorlar. Kim? Elhasan, İkrime, Mücahit ve Katede de ne diyorlar? Medine'de indi diyorlar. Burada bile anlaşma yok. Şimdi burada bir şey daha açıklayayım arkadaşlar. Bakın şurada diyor ki 3. ayette, doğrusu sana buğz eden soyu kesik olanın ta kendisidir. Yani burada Allah birilerine yanıt veriyor. Muhammed'e bir şey diyenler var. Onlara yanıt veriyor. Yani tıpkı bir insan gibi. Zaten İbrahim'i dinler dediğimiz dinlerin, bu üç dinin tanrısına baktığınız zaman karşınızda bir insan görürsünüz. Eli olan, gözleri olan, ayakları baldırı olan, konuşan, kızan, öfkelenen, ceza veren, mükafat landıran, tıpkı insan gibi birini görürsünüz. Niye böyle? Çünkü çevrede, doğada olan olayları insanlar niçin, neden oluyor bu olay diye sorduğu zaman en büyük özelliği insanı sormaktır zaten. Örneğin yıldırımı soruyor, neden oluyor, kim yapıyor diye sorduğu zaman kendisinden daha güçlü, kendisine benzeyen birini gözünün önüne getiriyor böyle ve dolayısıyla da Tanrı'yı insana benzetiyor. İnsanın yapabildiğinin daha fazlasını yapan güçlü bir insana benzetiyor. Eğer bir deve düşünme yetisi olsaydı devenin ve etrafındaki olan olayları ve olguları sorgulayıp soru sorabilseydi, herhalde o deve benim tanrım eşeğe benzer demezdi. Bir tanrıyı deveye benzetirdi yani. Deveye benzetirdi o da. İnsan da kendi tanrısını kendisine benzetiyor, insana benzetiyor arkadaşlar. Onun için burada baktığınız zaman bir kişiye yanıt veriyor. Evreni yaratan Tanrı. Bu olası bir şey mi? Şimdi geldik buradan Kevser'e arkadaşlar. Bakın, otorite sayılan insanlar Kevser hakkında, bir kelime hakkında bile bir araya gelemiyorlar. Bunlar bize ne diyorlar? Sen anlayamazsın diyorlar. Ya bu asıl otorite anlayamamış bu işi ki.
1. Kevser ne demekmiş? Cennette bir ırmaktır. Açıklamalarını okumuyorum arkadaşlar. Burada var. Zaten ileride gelecek kitap. Orada da göreceksiniz. Bunu söyleyen Buhari işte. Rivayet etmiş. Enes'ten almış. Diyor ki Kevser cennette bir ırmaktır. 2. Kevser peygamber mevkifdeki yani havzın adıdır. Hesap için durulacak bir yerdeki diyor oranın adıdır. 3. Kevser peygamberlik ve kitaptır. Kim demiş? Açıklama yapan İkrime. 4. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'dir. Bu görüşte El-Hasen tarafından bildirilmiş. 5. İslam'dır. Kevser İslam'dır. Bu görüşü El-Muire nakletmiş arkadaşlar. 6. Kur'an-ı Kerim'in kolaylaştırılması ve şer'i hükümlerin hafifletilmesidir. Bu açıklamada El-Hüseyin bin El-Fadl tarafından bildirilmiş. 7. Ashabının, ümmetinin ve taraftarlarının çokluğudur. Bu açıklamayı da Ebu Bekir bin Ayyaş ile Yeman bin Riyab yapmıştır arkadaşlar. 8. Bu başkasına üstün tutmaktır. 9. Bu şanın yüceltilmesidir. 10. O senin kalbinde bulunup sana bana giden yolu gösteren benim dışımdakilerle ilişkilerini kopartan bir nurdur. Ne oldu? Nur. 11. Yine ondan görüldüğü gibi buradaki o zamirinin kime ait olduğu belli değildir. Bunun İbn Atiye tefsirindeki şu ifadelerden hareketle Cafer-i Sadık olduğu anlaşılıyor. Nakledildiğine göre Kevser şefaat demektir. 12. Rabbin senin davetini kabul eden kimseleri kendileri vasıtasıyla hidayete ilettiği mucizeleridir diye de açıklanmıştır. 13. Hilal bin Yesef dedi ki Kevser la ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Haydi buyurun. Kolay gelsin. 14. Dinde fıkıhtır diye de açıklanmıştır. 15. Kevser 5 vakit namazdır. Bunlar da yani bu da 15. bir görüş. 16. İbn-i İshak dedi ki Kevser pek büyük bir iş demektir. Ah buyurun arkadaşlar. Daha diğer açıklamalar devam ediyor. Bakın burada. Şeyin açıklamaları, o surenin açıklamaları. Gördünüz mü arkadaşlar? Kevser neymiş? İslam otoriteleri Kevser hakkında neler söylemiş? Ya bir tek kelime, bir tek. Burada bile ittifak yok. Her konuda ittifak yok. Ondan sonra da kalkıyorlar diyorlar ki bizlere siz bunu anlayamazsınız. Peygamber döneminde yaşayan insanlar ya da ondan 100 yıl sonra yaşayan insanlar da anlamamış bu işi. Hala da anlamıyorlar. Anlasalar zaten bu kadar ayrılık olmaz. Bu kadar mezhep olmaz. Değil mi? Anlaşılsa. Neden anlaşılmıyor? Çünkü arkadaşlar kitabın yani Kur'an'ın iniş sürecinden kitap haline geliş sürecine kadar baktığınız zaman ortada bir şey yok. Dedikodu. Ben şundan şunu duydum. Ben o da ondan duydu. O da ondan duydu. Diyor. Not alıp yazıyorlar. Her gelen bir şey yazmış. Ben şunu duydum. Ben bunu duydum. Böyle bir kitap olur mu? Tanrı kitabı olur mu? Soruyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Dığdığının dığdığısı şunu demiş. Yaz Kur'an'ı. Osman zamanında toplatılmış. 3 tanesi de damadı toplayanların. Bunun videosunu da yaptık. Şimdi burada bize anlamıyorsunuz derken peki Kur'an yorumcuları anlamışlar mı? Niye bir araya gelemiyorlar? Kevser suresi nerede indi? Mekke'den mi Medine'den? Buyur. Ya da Kevser ne demek? 16 tane madde saydık. Ne anlama geldiğini Kevser. Hangisine sahip çıkacağız? Kevser'e ne diyeceğiz? Irmak mı diyeceğiz? Kur'an mı diyeceğiz? İslam mı diyeceğiz?
Muhammed'in mahşerde durduğu yer mi değil? Ne diyeceğiz yani? Veya şefaat mi? Nedir yani Kevser? Evet arkadaşlar, bunu böylece anlatmış oldum sizlere. Bunun anlaşılmamasının yegane sebebi, dediğim gibi, eğer bu Tanrı sözü olsaydı, bu kitap Tanrı sözü olsaydı, ilk muhatabı bunu yazardı. Yazdırırdı ve kitap haline getirirdi. Böyle bir şey yok. Ne zaman toplanmış, nasıl toplanmış, kimler yazmış, hiç belirsiz. Hepsi belirsiz. Burada da ittifak yok zaten. Ömer mi başlatmış, Osman mı başlatmış? Veya Emeviler zamanında mı yazılmış? Emevi dini diyorlar yani. Böyle bir anlaşılmayan bir kitap. Ama buna rağmen Kur'an diyor ki, ben size öyle bir kitap indirdim ki herkesin anlayacağı şekilde bir kitap indirdim. Bir ayetler indirdim diyor. Herkesin anlayabileceği şekilde kolaylaştırdık diyor. Ayetler var. Mesela Araf suresi 52-58 veya işte Tevbe suresi 11. Bir sürü sure, ayet var böyle. Biz onu anlaşılsın diye kolaylaştırdık diyor. Yani nerede? O zamanın diliyle, o zamanın insanını muhatap almış, o zamanın insanının anlayacağı şekilde telaffuz edilmişse bu metin, o zaman bu zamanın insanına göre yeni bir şey göndersin. İlk defa mı yapıyor bu Tanrı? Ufacık kabilelere, köylere kitap gönderip peygamber gönderirken milyarlarca insanı bundan mahrum etmesi sizin Tanrınızın adaletine sığar mı? Bir avuç Yahudi toplumuna binlerce peygamber göndermesi, uyarıcı göndermesi. Ama bugünün insanına Kur'an'la yetiniz. O da anlaşılmıyor. Hadi buyurun. Sen kalın değerli insanlar. Bundan sonraki şeyimi hatırlatayım. Gelecek videoyu. Çevrede bir sürü dengesiz insan var biliyorsunuz. Bu alemde de var. İşte bir şey söylediğimiz zaman siyasi olarak veya herhangi bir şey olarak, ya işte bu adam PKK'lıdır falan filan. Yani Kürt halkına sahip çıktığın zaman PKK'lı olursun. İşte bir Kürtlere yapılan bir adaletsizlikten dolayı sesini çıkartırsan bu PKK'lı diyor. Çünkü Kürt düşmanı olarak yetiştiriliyor. Veya Ermeni düşmanı, veya Rum düşmanı, veya çevredeki başka ülkelerin insanların düşmanı olarak yetiştiriliyor. Çünkü her beceriksizlikte, her başarısızlıkta bir yabancı düşman aranır bizde. Onun için mesela şimdi Kur'an'ı eleştirdiğimiz zaman işte adam ne diyor? PKK'lı diyor. Niye diyor bunu? İtibarsızlaştırmak için diyor. Bunu diyen adama sor, gerçekten sorsam PKK nedir desen bilmez. Bilmez ya. Kimler tarafından kuruldu, nasıl gelişti, nasıl gitti, nasıl geri geldi bilmez. Dolayısıyla bu dengesizlere bir yanıt açısından PKK nedir? Kimler tarafından kuruldu? Niçin kuruldu? Kurulma sebebi var yani. Durup dururken ortaya çıkmadı. Bunları aydınlatan benim açımdan, bildiğim şeyler. 1970'lerde biliyorsunuz öğrenciydim ben. O dönemin dev genç, dev sol, dev yol, işte halkın kurtuluşu, halkın yolu siyasetleri, içerisindeki Kürtlerin nasıl ayrıştığını, niçin ayrıştığını gayet iyi biliyorum. Onların niçin PKK çatısı altında birleştirdiklerini de biliyorum. Bunları aydınlatan bildiğim kadarıyla bir video hazırlayacağım arkadaşlar. O da işte sağa sola PKK'lı iftirasını atanlara kapak olsun. Evet. Değerli insanlar, esen kalın, sağlıklı yaşayın. Sakın çaya maya gitmeyin yani. Cumhurbaşkanı çay atıyor diye çay almaya gitmeyin. O çayı alın, tekrar fırlatın. Nereden geldiyse oraya fırlatın. Esen kalın.